Ay üzerinde kalıcı bir üsse sahip olduğumuzu hayal edin. Bilim insanları ve astronotlar orada yaşıyor, çalışıyor ve belki de oradan Mars'a ve hatta daha ötesine keşiflere hazırlanıyorlar. Bu bir bilim kurgu filmi değil. Günümüzdeki ülkelerin üzerinde çalıştığı gerçek bir plan. Bunu Türkiye de dahil. 360 derece kanalına hoş geldiniz sevgili dostum. Bugün sizi Ay'ın büyüleyici geleceğine bir yolculuğa çıkarıyoruz. İnsanların Ay'a dönüş planları neler ve sonra bizi neler bekleyecek? İnsanlığa Ay görevlerinin üstünden 50 yıldan fazla bir zaman geçti. 60'lar ve 70'lerde Ay'a yapılan yolculuklar bir uzay yarışı sonucuydu. Ancak günümüzdeki hedefler daha uzun vadeli. Ay'da kalıcı bir üs kurmak ve burayı Ay'ın derinliklerine açılan bir kapı gibi görmek. Üstelik bu hedefe sadece Amerika değil, Çin, Hindistan, Rusya, Japonya ve Türkiye de buna dahil. İlk insanlı ay görevi 1969 yılında Apollo 11 ile başladı ve ardından gelen Apollo görevleriyle toplamda 12 astronot ay yüzeyine indi. Bu görevler sadece aya inmekle olmadı, aynı zamanda taş örnekleri de toplandı. Dünya ile ay arasındaki mesafe ölçüldü ve ay yüzeyinde kapsamlı araştırmalar yapıldı. 1962'de Apollo 17 göreviyle insanlı ay seferleri sona erdi. Ancak insansız araçlar gönderilmeye hala devam edildi. Ay yüzeyi ve atmosferi bu araçlar aracıyla incelenmeye başlandı. Artık gelişen teknolojiyle birlikte ayda kalıcı bir üs kurma fikri daha gerçekçi bir hale geldi. Bu üs, diğer gezegenlere yapılacak yolculuklar için bir hazırlık noktası olabilir. Özellikle de Mars'a yapılacak olan yolculuklar için. Amerika Birleşik Devletleri 2025 yılında Artemis göreviyle astronotları Ay'a göndermeyi planlarken, şimdi 2030 yılına kadar astronotlarını Ay'a göndermeyi hedefliyor. Peki Türkiye bu çalışmaların neresinde? Türkiye Uzay Ajansı TUA, 2018 yılından kurulduğundan bu yana uzay araştırmaları konusunda önemli adımlar atıyor. Milli Uzay Programı çerçevesinde Türkiye'nin hedefleri arasında 2028 yılına kadar Ay'a ulaşmak ve bilimsel araştırmalar yapmak da yer alıyor. Bu projeler Türkiye'yi uzay araştırmalarında önemli bir konuma getirmeye amaçlıyor. Türkiye'nin ilk hedefi insansız bir aracın Ay'a iniş yapmasını sağlamak ve buradan gelecek bilgileri analiz ederek bilimsel araştırmalara katkıda bulunmak. Türkiye Uzay Ajansı ayrıca Ay'ın doğal kaynakları, özellikle de su ve diğer minerallerin analizi için projeler geliştirmeyi hedefliyor. Türkiye Uzay Ajansı'nın bir diğer amacı, Ay yüzeyine yapılacak inişlerde kullanılabilecek ileri teknolojili araçlar ve raketler geliştirmek. Bu tür projeler, Türkiye'nin uzay araştırmaları hakkındaki bilgilerini geliştirirken, uluslararası işbirlikleriyle daha fazla bilgiye ulaşılmasını sağlayacak. Son olarak, Ay'da kalıcı üslerin kurulmasının insanlık için büyük bir adım olduğuna inanılıyor. Türkiye'nin de bu projelerde önemli bir rol alması hedefleniyor. Uzay hakkındaki bu tür araştırmalar bilim dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Ve Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceği adımlar büyük bir merakla bekleniyor. Ay'a yapılacak bu yolculukların amacı bilimsel ilerlemeler sağlamak ve uzun vadede ekonomik bir yapı oluşturmak. Ay'ın kaynaklarını ve yüzeyini inceleyerek hem bilimsel bilgiye hem de potansiyel ekonomik faydalara ulaşmayı umuyorlar. Ay'da bir üs kurmak, bilim insanlarına Ay'ın toprağını, su kaynaklarını ve diğer bileşenlerini keşfetme fırsatı sunacak. Böylece Ay yüzeyinde kurulacak bir ekonomi, gelecekte insanların Ay'da yaşaması ve diğer gezegenlere seyahat edebilmesi için bir temel oluşturacak. Ay'ın çekim kuvveti, dünyadaki çekim kuvvetinin altıda biri olduğundan, Ay'dan uzaya fırlatılan bir roket, dünyadan uzaya fırlatılan bir roketten daha az enerji harcayacağı için Ay'da kalıcı bir iz kurmak, Güneş sisteminin en uzak noktalarını keşfetmemiz için bir başlangıç olabilir. Bilim insanları, Ay'ın yüzeyinde bulunan suları araştırarak roket yakıtı üretmeyi ve uzayda bulunan helyum-3 gazını temiz bir enerji kaynağı olarak kullanmayı planlıyor. Ay'daki helyum-3 gazını hem Dünya hem Ay için sömürülebilir ve temiz bir enerji kaynağı olabilir. İnsanlığın Güneş sistemini ve belki de evreni genişlemesi gerekmekte. Bu genişleme uzun bir zaman alsa da her bir adımda yeni bir keşif yapma şansına sahip olacağız. Ay'da kuracağımız bir üs belki gelecekte evreni keşfetmemize yardımcı olacak. Ve eğer sormak istedikleriniz var ise yorumlara yazmayı ve son olarak da abone olmayı
ve like tuşuna basmayı unutmayın. Dinlediğin için teşekkürler ve her zaman PUBG'ye zaman için de teşekkürler. Hoşça kal.